İsa'yı çağırmaya geldiklerinde saat 9'du. Üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydutu da çağırmaya geldiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor. Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini, diyorlardı. Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor, diye konuşuyorlardı. İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim. İsa ile birlikte çarmıha gerilenler de ona hakaret ettiler. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle "Eloi, Eloi, lehma şevaktani," yani "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince, "Bakın İlyas'ı çağırıyor," dediler. Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı. Bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. "Dur bakalım, İlyas gelip onu indirecek mi?" dedi. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı, onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce, "Bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu," dedi. Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdalli Meryem, küçük Yakup'la Yose'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu. İsa daha Celile'deyken bu kadınlar onun ardından gitmiş, ona hizmet etmişlerdi. Onunla birlikte Yeruşalim'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu. O gün hazırlık günü, yani Şabat gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle yüksek kurulun saygın bir üyesi olup, Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi. Cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı, İsa'nın cesedini istedi. Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, "Öleli çok oldu mu?" diye sordu. Yüzbaşıdan durumu öğrenince, Yusuf'a cesedi alması için izin verdi. Yusuf, keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı. Kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak, mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdalli Meryem'le Yose'nin annesi Meryem, İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.